Sokak jargonu. Buyur, şöyle sorulmuş. Argo'da kaçmak, ortadan kaybolmak. Çok anlama, çok bu anlama gelen kelime var. Hayır hayır, argo. Argo. Mastarla bitiyor bir taraftan. Mak. Evet, Mek ya da Mak'la bitiyor. Kaçmak, ortadan kaybolmak. Topuklamak. Gibi mesela. Yırtmak. Yırtmak hem altı harfi değil. Siz basarken harf mi istediniz? Evet, istedim. Harf istemişler. Yine güzel yerden geldi. Hemen buradan kaçalım. Hemen buradan... Tüymek. Tüyelim. 500 puan değerinde yerleşti yerine. Biz de geçtik. İkinci altı harfi cevabın sorusuna. Altıncı soru. Görelim bakalım. Apaçık, belli, ortada. Farsça kökenli bir sözcük. Eski ama eskimemiş kelimelerden. Bu neydi ya? Apaçık. Alın bir harf. Bir dakika. Almayalım mı? Peki. Yani gayet... Ortada gayet... Aşikar. Nedir? Aşikar. Doğrusunu yapmışlar. Harf almıyor, süresini harcıyor diye size biraz kızmıştım Hatice Hanım. Hemen geri aldım o kızgınlığımı. Siz biliyormuşsunuz ne yapacağınızı. Buyurun, 7 harfli cevaplara. Bir işverene bağlı olmadan kendi adına kazanç sağlayan meslekleri niteler bu sıfat. Nokta nokta meslekler dedi. Serbest. Serbest meslek gayet güzel. Haydi bakalım, bir eş anlamlı sorusu rahat ettirecek sizi. Harcadığımız süreyi de telafi ettirecek. Sıfat haliyle sayısal anlamına gelen batı kökenli bir sözcük bu. Sıfat haliyle evet. Sayısal. Çokça kullanılan bir kelime. Yani içerisinde bulunduğumuz çağın en çok kullanılan kelimelerinden biri. Oransal mı? Hayır hayır hayır, batı kökenli bir kelime. Batı kökenli. Evet. Sayısal anlamına geliyor. Mesela benim saatimin ekranı sayısal. Ekranı sayısal. Yeni diziyi izledin mi sayısal platformdaki? Biraz garip oluyor böyle kullanınca. Ben harf alayım. Aldık bakalım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Hop, bir J harfi. Saatimin ekranı sayısal. Bir harf daha alayım. Buyurun. Hani bir analog... Dijital. Evet. Ne sıkıntımız var? Ben hemen söyleyeyim. Evet. Elimizde 47 saniyecik kaldı. O 47 saniyede 6 tane soruya cevap vermemiz lazım. Yani soru başına 10 saniyemiz bile yok Hatice Hanım. Şu noktadan itibaren... Kaç harf alabilirim? Harfi hesaplamayın. 18 tane harf alabilirsiniz. 47 saniyede 18 harf alırsanız ben bu butonu söker kafama takarım. Tamam, onun imkanı yok zaten. Tamam. Şu anda yapılması gereken şey 47 saniyede 6 soruya cevap vermek. Tamam. Yani harf alabiliyorsanız alın alabildiğiniz tamam. kadar ama hızlanın. Tamam. Anlaştık. Tamam. Hadi gelsin. Yürürken uyumlu hareketlerle hafifçe bir yandan bir yana eğilmek. Kıvırmak. Kıvırmak mı? Öyle yürünmez. Şöyle bir, yani böyle bir zarif bir... Harf alayım. Harf istedik. S harfiyle başlıyor. Şöyle sallanmak. Bir... Sallanmak. Sallanmak. Değil. Şöyle yürürken böyle bir hoş bir zarafet katmak. Sanki böyle bir rüzgarda şey oluyormuş gibi. Süzülmek. Ya bu... Türkülerde, şarkılarda geçer. Nokta nokta. Salınmak. Bravo. Biraz ürkütüyorsunuz beni. Ben de ürküyorum. Dur bakalım başımıza neler gelecek. 8 harfli cevapları bitiriyoruz efendim. Birçok lokanta kasasında kolonya ile birlikte ikramlık olarak sunulan baharattır. Böyle koku maskeleme özelliği nedeniyle. Koku maskeleme? Evet. Naneli bir şey mi bu? Naneli bir şey koku vermezler. Koku maskeleme? Baharat bu. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir tane daha alayım. Bir tane daha istiyoruz. Durdursak mı? Durdursak mı? 11 saniye, 10 saniye kadar durdurduk. Lokantalarda kasada böyle kolonya ile birlikte durur. Ne bu ya? Bir baharattır bu. Aynı zamanda bir çiçeğin de adı. Öyle mi? Evet. Böyle hani küçük kahverengi kahverengi. Ağzına atarlar da. Diş ağrısına falan da çok iyi gelir. Diş ağrısına. Karanfil. Karanfil 600 puan değerinde.